İsmim Mehmet Çek. Ben Adıyamanlıyım. Adıyaman Başacık Mahallesi'nde oturuyorum. Biz büyük bir deprem yaşadık. Bu depremde ilk önce sabaha doğru saat 4'ü geçerken bizim başımıza geldi. İlk etapta baya bir sarsıntı oldu. Yaklaşık bir 60 saniye sürdü. 60 saniyeden sonra durur gibi yaptı. Bir 30 saniye daha sürdü. O anda biz çocukları dışarı çıkardık. Sadece bir tane ufak kızım kaldı içeride, onu gördüm. Onu kapıyı kırarak onu da dışarı çıkardık. Sonra dışarı çıktığımızda çok karanlık bir, yani her taraf karanlık içinde kalmıştı. Her tarafta toz duman vardı. Bir 2-3 ailemiz vardı orada. Onları görmek için arabayla dışarı çıktık da binaların yerle bir olduğunu gördük biz. Ondan sonra burada yapacağımız bir şey kalmadı. Biz yardım edebildiklerimize yardım ettik. 4 kişiyi çıkardık. Ondan sonra burada yapacağı bir şey kalmayınca biz hemen çocukların derdine düştük. Yani orada nasıl diyeyim, bir mahşer yani. Acayip bir şekilde her tarafta toz duman, binalar. Yani bunu anlatmak, burada çekilenleri ancak gördük. Ben iki tane deprem, bu ikinci depremimizdi büyük depremde. Bir Samsat depremde yaşadık. Evlerimiz hep yıkılmıştı. Bunu anlatmak, yani kelimeler yetmiyor. Ama biz buraya hemen Kırklareli'ye geldik. Burada bir abla bize yardımcı oldu. Sayın Sosyal Yardımlaşma Müdürümüz yardımcı oldu. Bize burada ev tuttular. En azından çocukların barınacağı bir şekilde, kalabilecek bir şekilde bir yerlerini ayarladık biz. Allah'a şükür burada her tür yardım bize yapıldı. Biz sadece üzerimizdeki elbiselerle geldik. Yani biz üzerimize sadece bir elbise, pantolon çocuklar alıp geldik. Şu anda giysi yardımı yapıldı, ayakkabı yardımlarımız yapıldı, maddi yardımlar yapıldı. Sosyal Yardımlaşma Müdürü gerçekten, yani size nasıl diyeyim, dört dörtlük bir insan, bize dört dörtlük bir şekilde de yardımcı oldu. Şu anda buranın halkı da herkes, yani bize gerçekten dört dörtlük davranıyor. Allah bu depremi bir de, yani Türkiye Cumhuriyeti'ne değil de bütün dünyaya kimseye yaşatmasın. İnsanın karşısında bir anne gelip ya içinde yavrum var demesi, yani yardım edememek. Gerçekten biz bu acıyı gördük. Anne ağlıyor diyor benim çocuğum içinde. Baba geliyor diyor benim çocuğum içinde. Bazı çocuklar geliyor Allah rızası için yardım edin. Siz orada aciz kalıyorsunuz. Paranın para olmadığı bir dönem. Orada hiçbir şey, elektriğin yok, doğalgaz, hiçbir şey yok. Sen orada aciz kalıyorsun. Sen paran orada para etmiyor. Adam 10 tane 10 katlı binanın sahibi orada gel bizimle ateş başında oturuyor. Yani biz bunları hepsine şahit olduk. Bizde gelip bizim gidip bir yemek aldığımız kişiler gelip bizim soframızda yemeğe oturuyor, bizimle yemek yiyor. Abi bu, yani her kurtardığımız bir can, yani yeniden bir doğuş gibi yani. Biz nasıl bir çocuğumuz doğduğunda biz öyle seviniyorsak, yani bir can kurtardığımız zaman da aynı o şekilde biz seviniyoruz. Biz 4-5 kişi orada 4 kişiyi çıkardık. Bir tanesi karşımıza can çekişirken, yani o acıyı sadece o değildi. O acıyı biz de vücudumuzda yaşadık. Kalbimizle, beynimizle, gözlerimizle yaşadık yani. Yani bunu düşünmek bile insanın kurtardıkların için mutlu olduğun kadar kurtaramadıkların için de aynı o şekilde yıkılıyorsun yani. Depremde yakınlarınızı kaybettiniz mi abi? Depremde sadece köydeki biz bir Taşkuyu köyümüz var. Biz orada 250 haneydik. Çoğu Adıyaman'da yaşıyordu. Orada 70'e yakın şeyimiz vardı, ölümümüz vardı. Kırklareli'ye geldiğimde benim kaynımın aracıyla geldim. Kendi aracıyla gelip beni oradan aldı. Buraya ilk etapta geldiğimizde Sosyal Yardımlaşma Müdürü'yle oradan AFAD olsun biz orada görüştük. Müdür bey gerçekten bizi aldı, yukarıya götürdü. Ben çoluk çocuğumu, bir de engelli olduğumuz için bize her tür yardım, yani kesinlikle çocuklarının okutmasına kadar da her şeyi de kendi sağlayacağını söyledi. Sonra biz geldik, bir saat geçti, dedi bir ablamız var dedi, senin bir senelik evini karşılayacak. Zaten önce müdür bey söz verdi, dedi ben size ev bulacağım yani. Bana 2 gün müsaade edin. 2-3 gün. Zaten birinci gün değil, ikinci gün telefonu açtı, dedi 3 eve bakmışız, evler küçük, senin biraz aileniz geniş olduğu için dedi sen burada yapamazsın. Sonra
Ablay geldi, dedi ben evinizi buldum. Şeyleri verdi yani 3 aylık da kiramızı verdi, bir seneyi de karşılayacak.